Genetik mühendisliği son 50 yılda hayatımıza giren bir bilim dalı. İşin aslı 20. yüzyılın ortalarına gelene dek genlerin aslında bir kalıtı mekanizması olduğunu bile bilmiyorduk. 1970'lere gelene kadar bir takım farklı gerekçelerle tabi genlere doğrudan müdahale etmeye, üzerlerinde değişiklikler yapmaya kalkışmadık. Fakat bir yandan da göz ardı etmememiz gerekir ki İnsanların çeşitli organizmaların genetiği üzerinde çok ciddi etkileri oldu ve olmaya da devam ediyor. Hem de çok uzun zamandır bu böyle. İşte size bir örnek. Kurtlar. Onları tabiattaki en yırtıcı hayvanlardan biri olarak tanıyoruz değil mi? Şimdi bir de şu sevimli yumurcaklara bir bakalım. Bu köpekçikler kendiliğinden yani doğal bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmadı. Nesiller boyu insanlar tarafından çeşitli özellikleri dikkate alınarak farklı amaçlar doğrultusunda ehlileştirilip ya da evcilleştirilip beslendiler. Kimi çok ufak tefek ve sevimli olduğu, üstelik büyüdüğünde bile öyle kaldığı için kimi çok uysal olduğu söz dinlediği için kimi ise kemirgenler gibi zararlı kabul edilen başka hayvanlar bizim adımıza yakalaya, e, o hayvanları daha doğrusu bizim adımıza yakalayarak hayatımızı kolaylaştırdığı için vahşi doğadan koparıldılar ve evcilleştirildiler kurtların alt türlerinden biri olduğu bilinen bu bakımdan tilki ve çakallarla da akraba kabul edilen köpekler Böylelikle belirli özellikleri için ve belirli amaçlara yönelik olarak yapay bir seçilime uğramış oldu aslında. Binlerce yıl devam eden bu insan müdahalesinin sonucu olarak da DNA'lar nesilden nesile çeşitlendi ve ortaya böyle farklı köpek ırkları çıktı. Bu çeşitliliğe yol açan atalarımız genetik kodlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Fakat olan şey gerçekte bir nevi genetik manipülasyon ya da müdahale idi. Aslında bitkilerle de benzer bir durum e, yaşıyoruz. E, hani Manav'a gittiğimizde şöyle kıpkırmızı ve tatlı elmalar görürüz ya, muhtemelen uzak geçmişte yani binlerce yıl evvel o elmaların birçoğu hiç de bugünkü gibi tatlı değildi. Aynı şey tarım ürünlerinin pek çoğu için de geçerli. Büyük olasılıkla atalarımız tabiatta kendi halinde yabani elma ağaçlarına rastladılar. Hemen şuraya bir elma ağacı çizeyim. Evet. Bu ağaçlardan topladıkları meyveleri tattıklarında belki biraz ekşi ya da mayhoş olduğunu fark ettiler. Belki kimileri fazla küçüktü ya da fazla sertti, kimilerinin hazmı zordu mesela. Zaman içinde atalarımız bu elmaların en tatlılarını, en büyüklerini, en sulularını seçip uygun şartlarda yetiştirmeye başladılar. Böylece yıllar geçtikçe daha da iri ve tatlı elmalar elde ettiler ve nihayet elma bugün pazar tezgahlarında manavlarda gördüğümüz niteliklere kavuştu küçük tatsız ekşi ya da sert elmalar ise bugünü göremediler. Dediğim gibi günümüzde satın aldığımız zirai ürünlerin pek çoğu bu binlerce yıllık yapay seçilimin sonucu olarak ortaya çıktı. Elbette şu ana kadar örneklerine son 30-40 yıldır rastladığımız organizmaların genetik yapıları laboratuvar şartlarında değiştirilerek elde edilen meyve ve sebzelerden bahsetmiyorum. Onlar başka. İşte genetik mühendisliği bu noktada hayatımıza girdi. Eskiden çok da bilinçli olmadan doğal ve uzun bir sürecin sonunda elde ettiğimiz seçilimi mühendislik ile planlamaya ve geçmişle karşılaştırılamayacak kadar kısa sürelerde tasarladığımız ürünlere, meyve ya da sebzelere kavuşmaya başladık. Yine de insanlar olarak çok çok uzun zamandır organizmaların DNA'ları üzerinde öyle ya da böyle bir etkimiz olduğunu bilmenizi istedim. Bugünse genetik mühendisliği sayesinde çok daha hassas ve doğrudan genetik modifikasyonlar yapabiliyoruz. Sonraki videolarda bunun nasıl yapıldığını daha ayrıntılı biçimde göreceğiz. Yine de şimdilik e, rekombinant DNA adıyla bilinen bu teknolojinin temelde bir organizmadan alınan genlerin başka bir organizmaya aktarılması, böylelikle yeni, yapay bir genetik yapı oluşturulması anlamına geldiğini bilseniz yeter. Tabii böyle bir şeye gerek var mı ya da ne gerek var diye soruyor olabilirsiniz. Onu da anlatmaya çalışayım. Düşünün ki bahçenizde ağaçlarınız var. Elma yetiştiriyorsunuz. Fakat elmalarınız belirli bir hastalık türüne karşı oldukça zayıf. Çabuk etkileniyorlar. Bu da ağaçlardan aldığınız verimi ciddi biçimde düşürüyor. Oysa elma ağaçlarınızın DNA'sına onları bu hastalığa karşı dirençli hale getirecek bir gen eklediğinizde tablo bütünüyle değişiyor topladığınız ürünün miktarı yani verimlilik gözle görülür biçimde artıyor. Gerçekte de yapılan şey bu zaten. Yani farklı organizmalardan elde edilen genlerin amaca yönelik olarak diğer organizmalara yerleştirilmesi. Kimi zaman bu gen nakli bambaşka türler arasında da yapılabiliyor daha dayanıklı hale gelsin diye bir bitkiye böcek DNA'sı nakledilmesini anlatan makaleleri inceleyebilirsiniz yine de rekombinant DNA genetiği değiştirilmiş gıdalar ya da bilinen adıyla gdo yani genetiği değiştirilmiş organizmalar bugün kimi çevrelerde ciddi bir tartışma konusu birçok kimse bu iyi bir şey bu sayede çok daha dayanıklı ürünler yetiştirebiliyoruz ya da daha ucuza daha çok insanı doyurabiliyoruz görüşünde aslında bu rekombinant DNA ya da bir organizmadan diğerine gen aktarma teknolojileri tükettiğimiz besinleri çok daha besleyici hale getirebiliyor. Örneğin bir meyve çok daha fazla vitamin ihtiva edebiliyor. Bununla birlikte kimilerine göre tüm bu genetik müdahalelerin uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını henüz kestiremiyoruz. Dolayısıyla da riskli bir iş yapıyoruz. Öyle ya yaptığımız şeyin kısa vadede faydalı olduğuna inansak da bir organizmadan alıp diğerine yerleştirdiğimiz DNA'larla ürettiğimiz gıdaların gelecekte sağlığımızı nasıl etkileyeceğini bilmemiz şimdiden pek de mümkün değil. Çünkü zaten çok yeni sayılabilecek bir teknolojiden söz ediyoruz. Binlerce yıllık bir doğal seçilim sürecinin yanında 50 yıllık bir yapay seçilim de kulağa oldukça yeni ve belirsiz geliyor. Evet bu üzerinde kafa yorulabilecek etik bir konu aynı zamanda. Biyoetik dediğimiz yeni sayılabilecek bir alanın konusu ve bu konuda hem kamuoyunda hem bilim dünyasında bir takım sorular sorulmaya başlandı bile. Genom üzerinde, özellikle de insan genomu üzerinde her geçen gün daha fazla kontrol sağlıyoruz. Peki bu iyi mi kötü mü? İşte asıl soru bu. O halde gelin bir de şu açıdan bakalım. Diyelim ki diyabet hastalığı için insülin üretmek istiyoruz. Belki bir bakteri hücresi alıp içine insülin üretmeye yardımcı olan bir gen yerleştirebiliriz. Sonra bir de bakmışsınız bu bakteri insan için insülin üreten bir fabrikaya dönüşü vermiş. Çok daha az maliyet, çok daha fazla insülin. Bana kalırsa rekombinat DNA'nın kullanımına dair güzel bir örnek. İnsanlık olarak yeni bir çağa ilk adımlarımızı atıyoruz. Binlerce yıl boyunca çok çeşitli bitkiler ve hayvanlar yetiştirdik. Fakat bugün onların genetik yapıları üzerinde de kontrol sağlıyoruz hem de büyük bir ustalıkla. Bize genetik mühendisliği ve bioetik hakkında sorular sorduran şey de bu hızlı gidişat zaten. Bu yeni bilim dalı ve e, geliştirmekte olduğu teknikler sayesinde çok güzel, çok faydalı şeylere imza atabiliriz yepyeni ve etkili ilaçlar üretebiliriz ya da tarlalarda çok daha dayanıklı ekinler. Fakat işte bu noktada da tüm bu genetik müdahalelerin yan etkilerine dair sorular akla geliyor. Hele ki doğrudan insan genomunun değiştirilmesi söz konusu olduğunda biyoetik çok daha dikkat çekici boyuta geliyor. Çünkü bir e, organizmanın genetik yapısı üzerinde değişiklikler yaptığınızda bunu yalnızca o organizma özelinde yapmış olmuyorsunuz. Sonraki tüm nesilleri yani bir soyu değiştirmiş oluyorsunuz. Gen havuzunda var olan genleri değiştiriyorsunuz. İnsan genomuna müdahale etmenin en ikna edici gerekçelerinden biri kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılan bir takım ciddi hastalıkların önüne geçmek olabilir. Sonra zamanla olur ya insanlar biraz daha uzun olayım, saç rengim şöyle olsun, inci gibi dişlerim olsun, doğacak çocuğum şöyle şöyle olsun gibi isteklerle de genetik mühendislerinin kapısını çalabilirler. Tabii herkes bu kadar iyi niyetli de olmayabilir. Bu alanda neler yapılabileceğini düşündükçe konu gerçekten çok ilginç yerlere varıyor arkadaşlar.